Efendim Ender'in sohbetlerine hoş geldiniz. Yine ilahi dolu bir akşam sizleri ilahilerle ve bu güzel musiki adamlarıyla birlikte olacağımız programda güzel ilahilerle bu geceyi ihya etmeye çalışacağız. Programa başlamadan önce ben misafirlerimizi ve sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum. İlk olarak konuğumuz, misafirimiz Enes Ergür. Buraya seni tanıdıkken konuk sanatçı yazmamızı istedin. Biz arkadaşlarımız konuk sanatçı yazacaklar ama seni ne konuk olarak görüyoruz, sanatçı olarak görüyoruz tabii ama konuk olarak görmüyoruz. Eyvallah. Eksik onu ifade edeyim. Eyvallah. Solistimiz Fatih İnce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemanda Seyitan Güzel. Güzel insan Seyitan. Bak bu da oluyormuş. Kafiyeli de oluyor kemanda. Ahmet Rahman Yılmaz. Kanun. Kanun biliyorsunuz ağır bir saz. İsmi de ağır. Ahmet Rahman Yılmaz. Sanki böyle ismiyle çalacağı sazlar tenasip olmuş. Ve Sinan Barış Çevik Bendir'de ve aynı zamanda sesiyle, vokalde bize programımızda zenginleştirecek, gecemizi ihya edecek inşallah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün birbirinden güzel ilahiler seçmişsiniz. İnşallah. Hakikaten ben de bir kısmını, ama burada benim ilk defa duyacağım ilahiler de var. Evet. Benim ilk defa duymam çok normal bir şey. Eminim musiki şinaslar daha önceden biliyorlardır. İlk defa bilememe, duyamama benim musikiyle olan aramdaki mesafenin uzaklığıyla ilgili. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Nasıl böyle geçiyor Ramazan diyelim, klasik sorumuzu soralım ve sonra ilahilerimizle Ramazan'ı ve işte gecemizi ihya etmeye çalışalım. En güzel şekilde geçiyor diyelim. Mevsim güzel, oruç güzel, teravih güzel. Bütün güzellikler bir arada. Biz de o güzelliklere uymakla ve o güzellikleri eda etmekle güzelleşmeye çalışıyoruz. Ve böylelikle her sene arttırdığımız güzelliğimizi bu sene de arttırma gayretindeyiz. Malumunuz Ramazan-ı Şerif bitmekle bu işler bitmiyor. O gelinen noktayı muhafaza ederek bir sene sonraki Ramazan-ı Şerif'te bir üst merhaleye geçmek lazım. Hatta yine zatenizle efendim televizyonumuzda yaptığımız bu Ender'un Sohbetleri programında şöyle bir ifade kullanmıştık. Bu tür şeyler takvim yapraklarının geçmesi gibi olmamalı. Devamlılık sağlamalı. Ramazan-ı Şerif'te merhaba dediğimiz şey nedir? Elveda dediğimiz şey nedir diye böyle bir başlık açmıştık. Sadece takvim yapraklarına, değişen mevsimlere, günlere elveda dememeliyiz. Veya önce merhabadan alalım, merhaba dememeliyiz. Merhaba dediğimiz o rahmet ikliminde kazanacaklarımız olmalı. Edineceklerimiz olmalı. Elveda dediklerimizde kendimizdeki o nakısalar, o kirler, efendim çapaklar olmalı. Sadece Ramazan-ı Şerif'e güle güle demek değil oradaki elveda. Biraz kötü huylarımıza da inşallah elveda diyenlerden olalım. Biz bu sene şöyle bir şey yaptık. Mutat olduğu üzere Ramazan'da Ramazan ilahileri okunurdu. Ama dedik ki her ilahi Ramazan, işte az önce çok veciz bir şekilde ve belli bir şekilde ifade buyurmuş olduğunuz gibi. Estağfurullah. Her anımız Ramazan, bize her yer Ramazan ve bayram olduğunu düşünerek ve her anı da aynı güzel hatırlatan ilahilerle birlikte analım dedik. Dolayısıyla Ramazan'ından hem Ramazan'ı ihya ediyoruz ilahilerle, konusu olarak Ramazan'la geçiyorlar. Ama bizatihi Ramazan'ın lafzı geçmeyen, evet. Ama ruhu ve olmamız, hani dediniz ya, takvime bağlı olmayan bir mevsimin ilahisi olarak herhalde terennüm edeceğimiz ilahilerin niteliğe bileceğimiz. Biraz da üstadım şöyle bir şey var. Ramazan-ı Şerif gelince herkes zaten Ramazan ilahisi okuyor. Okuyor. Hani biz de bir efendim, menüye farklı bir repertuara farklı bir katkıda bulunalım için. Evet, diğer Ender'in Sohbetleri Ramazan ayın programlarımızda hep Ramazan ilahileri okuduk. Ondan aralarında Ramazan dışında birkaç ilahi serpiştirdik. Eyvallah. Çünkü hakikaten hep Ramazan ilahileri zaten mevsimdeyiz. Biraz analım diye. Ne yapalım bu kadar laftan sonra bu izleyicilerimiz, bunlar Ramazan ilahi mi ilahi okuyacağız, arkadaşlar orada oturuyorlar. Hadi hemen bir eser takdim edelim. Başlayalım mı? Biraz evvel takvim yapraklarının geçmesinden, zamanın geçmesinden bahsetmiştik. Bizim için
bir Müslüman için imsakiye gibi olmaması gereken. Ne demek imsakiye? Genelde Ramazan-ı Şerif'ten Ramazan-ı Şerif'e ihtiyaç duyduğumuz, ne zaman oruç açıyoruz, ne zaman ağzımızı kapatıyoruz'a baktığımız, oruca başlıyoruz'a baktığımız bir aylık takvim namaz vakitlerinde gösteren. Ama o arada biz öğlene, ikindiye pek bakmıyoruz. Akşam namazına ve imsak vaktine daha ziyade bakıyoruz, değil mi? Ve bir ay boyunca bunu kullanıyoruz. Genelleme yaparak konuşuyorum. Bunun gibi olmaması gereken, merhum üstadımız Nuri Pakdil'in ifadesiyle kol saati gibi olması gereken bir mesele. İnsan kol saatine ayda bir bakmaz. Günde kim bilir kaç defa bakar. Kudüs meselesi. Bir Müslüman için gündeminden hiçbir zaman düşmemesi gereken, efendim orada bir takım işler olmuş da ondan dolayı tekrar gündeme geldi. Sonra bitti. Sonra tekrar bir yere bir taş atılmış, bir can kaybetmişiz, tekrar parlattık. Böyle olmamalı. Her zaman olmalı. Ramazan-ı Şerif'te de olmalı. Zilkade'de de olmalı, Zilhicce'de de olmalı. Düşüncesiyle biz bu program için ilk eserimizi Kudüs-ü Şerif'e yazılmış bir İlahi olarak tercih ettik. Bu benim çok sevgili kardeşim Mustafa Batuhan Bozkurt tarafından yazılmış bir şiirdir. Min Gayrahaddin bestesinde bendeniz yapmaya gayret ettim Hicaz makamında. Evet, bir de Mustafa Batuhan Bozkurt hakikaten genç ama aruzu çok güzel kullanan, evet, gayet başarılı kullanan ve güzel güfteleri olan bir kardeşimiz. Eyvallah. Yani bunu da ben kendisine sipariş etmiştim, öyle söyleyeyim. Evet. Dedim ki yani bir program yapacağız. Bundan seneler evvel bir televizyon programı için lazımdı. Dedim ki yani Kudüs-ü Şerif'e anlatacağımız bir şey yok mu? Yani onun üzerine bunu yazdı. Fakirin de gönlüne bu nameler geldi. Böyle bir besledik. Şimdi sevgili kardeşlerim onu bizim için çok güzel icra edecekler inşallah. Evet. Böylece hem de Kudüs'ü de bu vesileyle anarak. Bu vesileyle gündemimizden düşürmediğimiz Kudüs'ü, evet, bir kez daha hatırlayalım. Hatta Kudüs-ü Şerif'i bir kez daha hatırlayalım. Eyvallah. 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 Ağzınıza sağlık. Kudüs-ü Şerif olarak ismi zikretmiş. Kudüs'ü böyle bizim için değerini, önemini anlatan güzel bir, eyvallah, şiir olmuş. Eyvallah. Çok güzel de görüntülerle desteklendi. Evet, çok da isabetli oldu. Hem yazan güzel yazmış, besteleyen güzel bestelemiş. Estağfurullah. Söyleyen de güzel söyleyince, eyvallah, dinleyen de güzel dinleyince güzel. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zahir. Gördüğünüz gibi kendimi de hiç ayırmıyorum yani. Eyvallah. Hiçbir şeyden. Evet, bu Kudüs'ü de bu şekilde mübarek günlerde, evet, anmış olalım ve hiçbir zaman da unutmayalım. Yani günlük güneşlik zamanlarda da unutmayalım. Sadece yağmurlu karlı havalarda, evet, değil. Bundan sonra da ilgimizi, çünkü biz ilgimizi herhalde bıraktığımız vakit Kudüs'te vazgeçtiğimiz anlamına gelecek. Evet, maalesef. Şimdi siz bu ilahi sözleri üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Yani şöyle arz edeyim, çok bir defa buyurduğunuz gibi hani tüm hususiyetlerini bir arada cem etmiş bir Nutku Şerif, evet, yazmış sevgili Batuhan. İsterseniz hani müziğin dışında şiir olarak da takdim edelim. Aa, iyi olur. Sevgili dinleyenlerimize, izleyenlerimize. Hani bu da bir hatıra olarak kalsın. Evet. Bendeniz okumaya gayret edeyim. Efendim geçen davet ettiğiniz programlarda gözlük takmıyorduk. Ama yıllar geçiyor, artık biz de gözlüklü olduk. Onun için müsaadenizle gözlüğümüzü takalım. Evet Seyit Hanım. Ey ya beyti mübarek, Kudsi Şerif el-Akdes, sende sırrı tebarek, Kudsi Şerif el-Akdes. Kademi Paki Rasul, arzıyla etti vusul, ol sebepten kıble ol, Kudsi Şerif el-Akdes. İslam'ın ilk kıblesi, Hakk'ın beyti makdisi, Hak eylemiş takdisi, Kudsi Şerif el-Akdes. Adem dünyada bina, mahşer ve menşer anda,
Anda Leyletül İsra, Kudsi Şerif El Akdes, İbrahim'i El Halil, İshak ile İsmail, cümle nebiler celil, Kudsi Şerif El Akdes. Mescidül Aksa sende, Kubbetü Sahra sende, Sırrı Barekna sende, Kudsi Şerif El Akdes. Halkın evliya senin, envar-ı ulya senin, feyzin ne çoktur senin, Kudsi Şerif El Akdes. Ve tin ile ve zeytun, kubbelerin hep altın, dişad olsun hep dostun, Kudsi Şerif El Akdes. Fatih'i Ömer Faruk, Ebu Übeyde Sadık, baştan ayağa mebruk, Kudsi Şerif El Akdes. Zeytunetin la şarkı veyahut da la garbi, kemter kulundur medhi, Kudsi Şerif El Akdes. Eyvallah. Evet. Bir de şöyle bir mesele var, malum haliniz. Kudüs-i Şerif deyince hep haberlerde, özellikle yani bu meselelerden mütevellit, bir görüntü var. Sarı kubbeli bir bina. Evet. Ve Mescid-i Aksa diye geçince de insanlar mescit kelimesinden dolayı da hep onu Mescid-i Aksa diye kabul etmişler. Halbuki o Kubbetüs Sahra, biraz daha kıble istikametinde olan yapı, kıble mescidi, o 144 dönüm alanın tamamı Mescid-i Aksa. Dolayısıyla Mescid-i Aksa sende, Kubbetüs Sahra sende demesi de bir bakıma da bir coğrafi tarif de olmuş, o da güzel olmuş. Evet, bir Eya Beyt Mübarek diyerek bir mübarek beyitle başladı. Bir başka beyitle devam ediyor. Dil beytini pakiden, dervişi Ankara'dan diye. Bir başka ilahimiz var şimdi sırada. Yine bu da bir beyt. Evet. Ama bu bir dil beyti. Bu gönül evi. Gönül beyti, gönül evi. Kudüs-i Şerif'ten Gönlü Şerif'e. Eyvallah. Geçelim. Çünkü Gönlü Şerif demem bir mahsur var mı efendim? Yoktur. Şerefi taşır. Şerefi taşıdığı gibi hiçbir şeye yakışmayan bir kelime vardır ki gönüle yakışır. Alçak kelimesini bile taşır. Önüne geçtiği alçak her gönüllü kelimeyi dediğiniz zaman alçaltır ama yüceltir. Gönlü yüceltiyor değil mi? Evet, böyle bir... Bu o zaman madem öyle, bu Nevesel İlahi'nin bir hikayesi vardır. Evet. Makamından mütevellit değil de Nutku Şerif'ten mütevellit. Efendim bu ilahimizin, bu Nutku Şerif'in sahibi Hazreti Pir Muhammed Nureddin-i Cerrahi Veli. Zaten olup olası topu topu bir Nutku Şerif'i vardır. O da budur. Sultan 3. Ahmet Han zamanında... Pir söylemiş, pir söylemiş. Eyvallah. Söyleyen de pirmiş zaten. Sultan 3. Ahmet Han zamanında Üsküdar'da şeyhi tarafından, Togartepe'den, Ali Alaaddin-i Köstendili Hazretleri tarafından irşada memur kılınarak Karagümrü'ye gönderiliyor. Gittiğinde tekke yok. Camide bir müddet iki yareniyle birlikte camide bulunacaklar. İki yere de emir gidiyor bu arada manevi olarak. Sultan-ı Enbiya Efendimiz tarafından bir caminin müezzinine, bir de Sultan 3. Ahmet Han'a. Oraya benim ümmetimden, ümmetimin velilerinden Nureddin gelecek, onu karşılayın diye. Ve geldiğinde müezzin efendi kapıda karşılıyor. Emir almış Sultan-ül Enbiya'dan. Bir müddet camide, ki o caminin inşaatı yenilenene kadar Hazreti Pir Efendimizin hücresi, çile hücresi orada durur idi. Sonradan müsaadeyle orayı camiye kaybettiler. Padişaha da böyle bir ümmetimin velisi geliyor, ne gerekiyorsa yap diye emir gidiyor. Sonra dergah yapılıyor vesaire. İşte padişah altınları gönderiyor.
Hazreti Pir kabul etmiyor. Hatta bir manevi cilvedir. Oturduğu postu kaldırıyor. Altı küplerle altın dolu görünüyor. Teşekkür ederiz, ihtiyacımız yok diye. O ihsanı, ikramı kabul etmiyor. Aradan bir zaman geçiyor. Sultan 3. Ahmet Han'ın validesi rahatsızlanmış. Sultan 3. Ahmet'in de Muhammed Nurettin Cerrahi Hazretleri'ne ayrı bir muhabbeti var. Saraya davet ediyor. Hem bir hayır dua etsin, nefes etsin, hem de sohbetinden istifade edelim için. Sebebi ziyaret ifa edildikten sonra işte iki sultan, biri dünya sultanı, biri mana sultanı, sohbet ediyorlar baş başa. O sırada kuvvetli bir rüzgar çıkmış, bütün kandilleri söndürüvermiş. Çeracılar bir türlü uyandıramıyorlar, şiddetli bir rüzgar var. Hazreti Pir Efendimiz oturduğu yerden şöyle dışarıya doğru başını uzatıp yahu deyince kandiller uyanıvermiş. Hepsi birden. Ve onun üzerine o zaman takdim edelim. Bu nutku şerifi irad etmişler. Bir tek nutkudur. Neveser makamında okuyacağız bu eseri. Eğer uygun görürseniz Neveser taksim edelim. Nutku şerif bitince de kardeşlerim ilahinin icrasına geçsinler. Ben de nutku şerifi okumaya gayret edeyim. Dil beytini pak iden, dervişi anka iden, alemi lahute giden, Mevla zikridir zikri. Aşıkların zikri hu, zikri hudur, fikri hu. Vecde gelip diye hu, Mevla zikridir zikri. Zikirden halet alan, aşinayı ruh olan, hukbada devlet bulan, Mevla zikridir zikri. Terk ehline karışan, hem zevkine erişen, bahri ledünle görüşen, Mevla zikridir zikri. Nureddin diri kılan, tevhid çerağın yakan, bihamdillah tevfik olan, Mevla zikridir zikri. Her seferinde var oldun, nur oldun diyeceğim, demeden duramayacağım. Eyvallah. Maşallah, bestesi de gayet, değil mi? Böyle zikire, böyle şey gibi, vura vura böyle bize zikre öğreten bir şey olmuş. Bunda etkisi var. Şimdi bu ilahi baştan sona zikri anlatan bir ilahi. Zikir. Eyvallah. Yani bunu okuyun sözlerini, zikir nelere kadirmiş, zikir olmadan hiçbir şey olmazmış diyesi geliyor insanın. Hakikaten öyle midir? Kalpler neyle tatmin olur, mutmain olur? Ayet-i kerime mealince. Evet, bitirmeyin. Allah'ı zikretmekle. Dolayısıyla Mevla zikri, yani zikri Mevla zikridir. Mevla zikridir zikri. Oradaki ifade bu manaya da gelir. Ela bi zikrillah tetmeyinler kulub. Tatmeyinler kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminan bulur. Dolayısıyla buradaki mesele, tasavvuf müziği için ve nutku şerifler için genel söylenen şeyi söylemek meselesi. Şimdi biz aynı zamanda zikir etmiş, zikir mi? Mevla'ya zikretmiş mi olduk ilahiyle? Şimdi şunu arz edecektim. Tasavvufta bir genelleme var. Nutku şerif tabiri edilir. Evliya Allah sözlerine. Çünkü onlar oturup kalem alıp yazmazlar. Söylerler. Sonra onlar kağıda geçirilir. Nutuktur yani, söylenir. Hatta söyletilir mi desek acaba? Tabii ki de. Hakikat söyleyen Allah diye ilahimiz var. Buradaki nutku şeriflere baktığımızda şunu görürüz. Kısmı küllisi. Ayet ve hadis mealidir. Ne buyurulmuşsa onu söylerler. İlk okuduğumuz ilahide veddini ve zeytün ifadesi geçiyordu. Bir ayet cümlesidir.
ayette, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ifadedir. E burada aşıkların zikruhu, fikruhu, onları saydı. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de bulacağımız ifadelerdir mana olarak. Çünkü biraz evvel sizin de buyurduğunuz, okuduğumuz ayeti kerime zikirden bahsediyor. Zikir nedir? Tabii zikrin çeşitleri var. Bir, dilimizle söylediğimiz, işte aşıkların zikri hu'dur. Hu hu diye zikir var. Bütün kumrular hu hu diye zikir yapıyor. Duyana. Hatta bir latife olsun, yandan çarklı gemiler varmış eskiden. Biz de yetişmedik. Onlar işte çafçuf çafçuf giderlerken bir ticaret erbabına demişler ki, ne diyor bu? Aldım verdim, aldım verdim. O çarkların suya batıp çıkmasındaki sedayı o öyle almış, öyle algılamış. Sonra oradan bir derviş baba geçiyormuş, ona demişler, ne diyor bu? Hayyül kayyum, hayyül kayyum, hayyül kayyum. İnsanın içinde ne varsa, kübün içinde ne varsa dışını o sızar. Algıda seçicilik diye bir şey vardır malumunuz. Onun algısı zikre dönük. Ötekinin algısı ticarete dönük. Onun için zikir nedir dediğinizde başta Kur'an-ı Kerim'le başlayan, çünkü Kur'an da zikirdir. Ve zikir hatırlamaktır. Unutulmuş şey hatırlanır. Unutmamak için zikredilir. Hatırlamaya mehal kalmasın diye. Daha çok söz söylenebilir. Efendim, dinleyen, anlatandan arif gerek diyelim. Burada tabii burada o tüccarla dervişin anılması akla hemen gönlündeki dervişin fikri neyse zikride odur diyoruz ya. İşte kişinin, evet, kişinin fikri neyse zikride odur diyor. Eyvallah. Derviş aldım verdim derken öbürü hayyum kayyum demiş. İşte Hazreti Pir Efendimiz de onun nutkunda aşıkların zikruhudur. Zikruhudur, fikrihu diyor. Evet. Yani zikri, içi dışı, zahir ve batının bir olması. Hazreti Mevlana Efendimizin ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün buyurması gibi. Tabi ilmi ledününe erişmek de herhalde zikirle mümkün olmalı ki burada terk ehline karışıp hem zevkine erişip ilmin ledününü bilip Mevla zikir zikir diyor. Orada sanki bir yol haritası var. Hı hı. Önce terk ehline karışmak lazım. Terk ehliyle neyi kastetmiş olmalı? Çok geniş bir konu olsa gerek. Ben üstadlarımdan duyduğum kadarıyla en basit manasıyla terk etmek. Neyi terk etmek? İşte kötü huyları terk etmek, dünyayı terk etmek. Bu ölüp gitmek demek değil. Hani çok güzel bir ifade var. Bu sosyal medyada da çok geziyor. Sen dünyayı terk edersen ölmüş olursun. Dünya seni terk ederse ölmeden önce ölmüş olursun. Mealinde böyle bir şeyler geziyor. Çok doğru. Biz dünyayı terk edelim de ölerek değil, ölmeden önce ölünüz sırrına vakıf ve mazhar olarak. Onun içinde bir şeyleri terk etmek lazım. Şimdi en basitinden biz dünyaya o kadar batmışız ki artık bunu sosyologlar, psikologlar da söylüyor. Mesela bir elbiseniz bir seneden fazla giyilmediyse artık o sizin gözünüzden düşmüştür. Bir seneden fazla giymediğimiz kaç tane elbisemiz vardır acaba? Hiç saydık mı? Öyle olduğu halde bile terk edemiyoruz. Terkle ilgili çok güzel şimdi menakıplar geliyor gönlüme. Hemen arz edivereyim bir tanesini. Lütfen, lütfen. Adamcağızın biri 3 tane tahin almış yanına. Demiş ki dünya gözüyle bir veli göreyim. Bunun versiyonları vardır. Veliler değişebilir. Hakikat değişmez. Sadettin'i Konevi Hazretlerine gideyim demiş. 3 tane tayını bağlamış sırtına, düşmüş yola. Gelmiş demiş ki onun nerede yeri? Demişler burası fukara mahallesi, zengin mahallesine git. O burada değil, orada. Gitmiş bir kaşane, kocaman. Girmiş içeri hizmetçiler, şu bu falan filan. Bayağı mutantan. Demişler şöyle otur, Efendi Hazretleri biraz sonra seni kabul edecek. Oturmuş bakmış ki gelenler gidenler, o atlaslar, efendim sırmalar, kaftanlar, böyle bir şaşa var. Neyse Hazret tahtından kalkmış. Gelmiş bu köylünün yanına. Gel benimle demiş. Köylü de onun o cemalinin sarhoşluğuyla bir toparlanmış kalkacak. Aklına tayınları gelmiş. Dönmüş çıkınını almış. Tam bakmış Hazret de burun buruna. Bana taan ettin. Şu şaşaya bak dedin. Böyle
Allah dostumu olur dedin. Bir benim geride bıraktıklarıma bak. Bir de senin kıyamadığın şu üç tane tayına bak demiş. Ben terk edebildim. Buradan Muzaffer Efendi'nin bir sözü geliyor aklıma. Cebinizde çok, gönlünüzde yok olsun. Ceptekini çıkartmak kolaydır. Gönüldeki çıkmaz. Gönüle koyacağımız şey başka bir şey. Dil beyti dediğimiz, o gönül evine girmesi gerekenler başka şeyler. Modern zamanların bize empoze ettiği şeyler başka şeyler. Onlar işte telefonu yenileyelim, arabayı yenileyelim, ayakkabının yeni modeli çıkmış, ceketin şurasına gül koymuşlar vesaire vesaire. Değiştirelim, hep tüketelim, hep bunlar gönlümüzde olsun için. Halbuki gönle girmesi gereken başka bir şey. Ne diyor Şemsettin Sivasi Hazretleri? Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Başı ne? Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli idak. Ayar dolu gönlümüz. O dilden, o gönülden ayarı çıkartırsak bunun içine makam, mevki, evlat, para, pul, sizin için dünya neyse her şey. İşte onları çıkart veyahut bu çıkartı şöyle de anlamak mümkün. Olması gerektiği kadar yerine koy. Yani para, parasız hiçbir şey olmaz İsmail abiciğim. Para bu dünyanın işini görmek için lazımdır. Ama para dünyamız olmamalıdır. Tabii ki de bir yerden bir yere gideceksin, bilet alacaksın otobüse binmek için. Tramvaya binmek için bilet alacaksın. Para lazım, parasız olmaz. Selamünaleyküm, param yok dedi mi 1.000 liralar, 2.000 liralar. Üçüncüsü de abi bilet al artık kendine derler. Parasız olmaz. Ama paranın olması gerektiği yeri doğru tespit etmek lazım. Tayin etmek lazım. Başrolü o olmamalı. O yardımcı oyuncu bile diyor, o figürasyonda. Öyle olmalı para. İşte o sür çıkar ayarı dilden ta tecelli idahak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, hepsini böylece toplamış derlemiş olalım bu beyitle. Yine bu hikaye şeyden, ilahiden dikkatimi çeken bir diğer kavram anka olmak. Dervişin anka olması meselesi var. Sanırım o da herhalde diğerleri kadar önemli bir husus olsa gerek. Ya anka bir kuş, değil mi? Efsanevi bir efsanevi kuş. Bir kuş. Ve ismini bildiğimiz, hüviyeti olup mahiyeti olmayan, olmayan, ismi olup cismi olmayan veya bilmediğimiz bir kuş. Neyi temsil ediyor? Ölmeden önce ölmeyi de temsil eder anka. Çünkü kendi küllerinden tekrar doğması bir ölür. Evet. Sonra kendi küllerinden tekrar doğar. Dervişi anka eden dediği, dervişi öldürüp tekrar dirilten Mevla zikridir, zikri demiş oluyor bir manada da. Çünkü bu bir manada da deyince şunu kastetmek muradındayım. Bizim anladığımızla sınırlı değildir hiçbir şey. Her şeyin bir başka veçesi, bir başka manası vardır. Ve tasavvuf ehli şöyle bir şey söyler, konu konuyu açıyor gibi olacak ama bununla ilgilidir. Sır diye bir şey yoktur. Hiçbir şey sır değildir. Sana gizlidir. Hmm. Sen o kemale erişirsen o sana sır olmaktan kalkar. La teşbih. Buluğa ermemiş delikanlılar için şehvet diye bir şey söz konusu mudur? Bu bir insani durumdur, beşeri durumdur. Ancak o buluğa erdikten sonra o özelliklerin farkına varır. O zamana kadar ona sırdır. Yok mu idi? Vardı. Ama o ondan bir haberdi. Veyahut da işte eskilerin söylediği süt bebeği, onun ilmi, irfanı, otu, ocağı, her şey süt. Annesinden emdiği süt. Ona bulgur pilavı yok. Bu olur. Bulgur pilavı ona sır. Ama sana bana değil. E bizim kemalimize gelirse o değer. Bunun gibidir. Evet, yani burada da onun için bize sırdır. Bize... Yani nice manaları vardır ehline ayağın. Yani anka'nın ne olduğunu biz bilmeyebiliriz ama bilenler var diyorsunuz. Evet. Yani bu da derviş olunca anka ettiğine göre, benim de anladığım dervişi anka ettiğine göre varmak istenilen bir makam olmalı diye düşünüyorum.
Çünkü dervişi anka eden. Hani bakıyor ya, dil beytini pak eden. Gönlü tertemiz yapan. Evet. Ne yaptı? Bir beyt var, kirli. Onu veya dolu, lüzumsuz şeylerle. Putları yıktı. Onu temizleyen. Evet. O zaman dervişi de anka eden. Derviş ne? Der yolun başındaki. Değil mi? Onu anka eden, yolun sonuna getirip yolu tamam, yani yolu tamamladığı zaman olacağı şey neyse o. Eyvah. Anka eden. Sonra alemi lahuta giden. Yani o yine alemi lahuta götüren de. Eyvah. Olduğumuz hayatı kanatlandı gerçekten. Artık. Kanatlandıran. Uçacak gidecek. Anka oldu. Çünkü kaftana gidecek artık. Ona da zikridir zikri. Yani zikir olmadan bir şey olmuyormuş. Yani bu kadar böyle zikir önemli midir? Yani şeyde. Yani ayet-i kerimede hani mealen arz ediyorum. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye, kulluk etsinler diye yarattık diye bir mealen ayet-i kerime var. Kulluk nasıl yapılır? Kulluk nedir? İbadet nedir? Bu ikisi aynı şey midir? Farklı şeyler midir? Bunu biraz dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin irfanına terk edelim. Biz üzerine söz söylemeyelim ama. Bunların içinde bir de zikir ehli var. Efendimiz çözemediğiniz hususlarda zikir ehline danışınız diye buyuruyor. Zikir ehli, hani Kur'an da zikirdir diye arz ettik ya programımızın başında. Sadece huffazı mı kastediyor? Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden zevatı mı kastediyor Efendimiz burada? Zikir ehline danışınız derken. Biraz evvel söylediğim gibi bir sırdır, ehline ayandır. Belki bize gizli olabilir ama orada sadece Kur'an-ı Kerim okuyanları kastetmiyor olsa gerek. Ki şu da bir genellemedir ki bu tasavvuf tarihinde zikir ehlinin %99.9'u Kur'an ehlidir. Eyvallah. Yani zikir ehli olup da Kur'an ehli olmamak mümkün değil dememek gibi bir şey oldu neredeyse. Yani neredeyse mümkün değil. Fevkaladelikler vardır ama yani kendi kitabına yabancı bırak veliyi, Müslüman olur. Yani bir insan Müslümanım diyorsa kendi kitabına Efendimizin vasıtasıyla, Efendimizin Femi Muhsini'yle Hazreti Allah'ın bize göndermiş olduğu kelama uzak kalması diye, bilmemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Evet. En azından biz lafzını hani kırık dökük Allah affetsin daha iyi yapabilme gayreti içinde olalım ayrı mesele. Söylesek bile manasını özellikle bilmemiz lazım. O manalarda neler var anlamamız lazım. Bu işler neye benzer? Tad almaya benzer. Tad aldıkça bırakamazsın. Bir hikaye anlatabilir miyim? Lütfen. Bir hoca efendi ve bir şeyh efendi birlikte oturuyorlar. Bir adamcağız da yanlarında. Namazdan, niyazdan açılmış konu. Ya demiş namaz kılmıyorsun, etmiyorsun, yapma etme tutma namaz lazım. Kılamıyorum işte şudur budur. Şeyh efendi demiş ki, ya iki rekat ya demiş. Yani iki, dört rekat sabah namazını kılsana demiş. Çok erken demiş. O saatte kim kalkacak demiş. E peki öğleni kıl demiş. Tam işin cevcivli olduğu zaman demiş yani piyasanın hareketi. İkindi aynı demiş. İşler devam ediyor. E akşam demiş, yoldayım demiş. Yani. Bak yatsıya söyleyecek bir şeyin kalmadı, eve geldin artık demiş. O bey namaz zat, evet yatsı olabilir demiş. Tamam demiş, yatsıları kıl sen. Tamam demiş, adam gitmiş. O şeyh efendinin yanında bulunan zat demiş ki, yanlış yaptın. Niye? Beşi bire indirdin demiş. Yanılıyorsun demiş, ben sıfırı bire çıkarttım. Adam hiç kılmıyordu ki. E niye böyle yaptın? Bak o ondan bir lezzet alsın. Ondan sonra beşe beş katıyor mu katmıyor mu beraber görürüz demiş. Bu işler bir ilk önce o tadı almak meselesidir. Yemekte ne yapıyorsunuz bilmediğiniz bir yemekse bir tadına bakıyorsunuz. Beğenirseniz ona devam ediyorsunuz. Bu iş böyledir ve bu ibadet taatta muhakkak bir lezzet vardır. O lezzeti alabilen onu bırakmaz. Peki bu zikrin bizi diri tutması ne demek? Zikir, Allah'ı zikir. Nurettin diri kılan diyor ya orada. Eyvallah. Orada hem hu hem hay zikrinden bahsediyor. Ona da atıf var. Orada başka bir özellik var. Hazreti Pir'in ismi hayla olan
bağlantısından mütevellit. Orada bir Nurettin diri kılan. Çünkü hay diri kılan demek. Orada ismi haya bir atıf olduğu için Nurettin diri kılan diyor. Ama zikir diri kılar mı genel olarak bakarsak, yani Allah'ı ancak ölüler artık zikretmezler. Ölüler. Ölü gibi olanlar değil. Öldü zannettiklerimiz değil. Onlar hala rızıklanırlar diye ayet var. Hani ölmüşlerdi? Sizin aklınız ermez. Onlar yaşamaktadırlar, haydırlar, diridirler diye ayet var. Sonunda sizin aklınız ermez diyor. Biz onları ölü görürüz. Onlar ölü değildir. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Aşığın işi ne? Aşıkların zikri odur, fikri o. Tekrar oraya getirelim. Onunla ölen onda dirilir. Tasavvufi metinlerde çokça yer alan ifadelerden biridir. Hatta Hazreti Mevlana Efendimizin bir tilki, aslan, kurt hikayesi vardır. Hadi ilahiye geçeceğiz ama bunu da söyleyeyim. Üçü birlikte ava çıkmış. Aslan diyor ki ya aslında siz benim dengim değilsiniz ama size himmet edeyim ben. Bir haşa huzurdan öküz, bir ceylan ve bir tavşan avlıyorlar. Aslan dönüyor kurda diyor ki hadi mürüvvetini görelim bakalım. Bir taksim et şunları. Kurt diyor ki efendim bu öküz size layıktır yani sizin öğününüz olur. Bu ceylan bendenize kafidir. Bu tilki de tavşanı alsın. Sözü biter bitmez aslan pençesini kaldırıp bir vuruyor kurda. Kurt kayanın dibine yuvarlanıyor, ölüyor. Dönüyor tilkiye diyor ki sen taksim et bakalım. Efendim bu öküz sizin sabah kahvaltınız olur diyor. Bunu öğle yemeği olarak yersiniz bu ceylanı. Bu da diyor atıştırmalınız olur bu tavşan. Aslan diyor ki tilkiye sen bu kadar güzel taksimat yapmayı nereden öğrendin? Kurttan öğrendim diyor. Madem ki sen beni tercih ettin, şimdi sen benim aslanım oldun. Hepsini sen al diyor. Hazreti Mevlana Efendimiz buna devam ederken can ver ki can alasın diyor. Dolayısıyla zikir böyle bir şeydir. O zaman sohbetimizin çok güzel aktı. İlk programın da ilk yarısına gelmiş oluyoruz. İsterseniz bir musikiyle yine güzel bir ilahiyle araya gidelim. Peki. Gidelim. Şimdi o zaman ilahimizi takdim edelim. Çünkü bir hikayeli ilahimiz var sırada. Hüzzam makamında. Önce ilahimizi okuyalım sonra mı? Bu ilahiyi okuyalım dönüşte hikayesini anlatıp hem üzerine konuşalım mı? Olur efendim. Peki hadi bakalım bir hüzzam gösterelim. Beraber Tennuri Dile'yi okuyalım. Efendim Enderun sohbetlerinde yine güzel ilahiler okuyup onları anlamaya, açıklamaya devam ediyoruz. Evet araya Pir Hasan Sezai'nin bir başka Gülşeni Piri Hasan Sezai'nin Nutku Şerifi ile gitmiştik. Bir hikayesi olduğundan bahis buyurmuştunuz. Estağfurullah. Lütfeder misiniz? Estağfurullah. Efendim, ayetlerin sebebi nüzulü olurmuş. Evet. Efendim, bu nutku şeriflerin de sebebi vurudu olur. Neye göre varit oldu? Padişahın kızı rahatsızlanmış. Hekimler seferber olmuşlar ama bir çare bulamamışlar. Arif zatlardan biri, padişahın heyetinde olan Arif zatlardan biri de demiş ki efendim Edirne'de Hasan Sezai Gülşeni Hazretleri var. Ağzı dualı Allah dostudur. Müracaat etsek mi? Padişah hemen demiş. Evlat bu yani. Hemen. Tabii padişahın habercisi öyle bir atın sırtında yalın kılıç gidecek hali yok. Bir sürü hediyeler, behiyeler yanına verilmiş. Edirne'ye yola çıkmış haberci. O sırada Edirne'deki tekkede de şöyle bir sahne zuhur ediyor. Derviş Mehmet gelmiş Hasan Sezai Hazretleri demiş ki efendi esnaf alışverişi kesti, veresiyeyi kesti. Borcumuzu ödeyemiyoruz. Ne yapacağız evladım demiş. Şu kürkünü ver de satayım demiş. Hazret Samur kürk giyiyormuş Hasan Sezai Hazretleri. Biraz evvel dedik ya cebinizde çok gönlünüzde yok olsun. Cebinden çıkartmak kolay, gönlünden çıkartmak zor.
Hazret'in gönlünde olmadığı için al evladım demiş. Çıkartmış samur kürkü verivermiş. Derviş Mehmet çarşıya doğru. O sırada da İstanbul'dan işte yola çıkan adam, onlar eş zamanlı hadiseler. İstanbul'dan gelen zat da Edirne'ye dahil olmuş. Demiş ki yahu padişahın bir sürü hediyesi var ama ben koskoca bir velinin huzuruna hediye almadan mı çıkayım? Ben de bir hediye alayım. Çarşıda şöyle bakarken bir bakmış vitrinde bir samur kürk. Derviş Mehmet onu satmış işte. Onun aldığı parayla gitmiş çarşı pazar alışverişi ve borçları ödeyecek. Tekkenin ihtiyacını görecek. O alışverişe de dursun. O zat görmüş samur kürkü. Demiş ki ya tam şey efendiye layık bir şey. Ben bunu alayım. Almış. Kaç paraysa vermiş almış. Sonra dergaha vasıl olmuş. Derviş Mehmet daha alışverişte. Demiş ki efendim bunlar padişahımızın hediyeleri, buyursunlar. Bunlar da fakiriniz bendenizin hediyeleri, kabul buyursanız. Eyvallah demiş, giymiş. Demiş ki efendim padişahımızın kızı rahatsız. Fatıma Sultan. Dua niyaz ediyoruz. Bu akşam zikrullah'ta niyaz edelim inşallah demiş Hasan Sezai Efendimiz. O sırada da Derviş Mehmet girmiş içeri. Bir bakmış şeyhi kürkle oturuyor. Biz bunu satmadık mı demiş. Olaydan habersiz olarak. Hasan Sezai Efendimiz de demiş ki evladım sen ne yaparsan yap. Hazreti Allah Sezai kulunu kürkle yaşatmayı murad etmiş diyor. Yani sen satsan da o geri geliyor. Akşam olmuş. Zikrullah başlamış. Esnai zikirde kafes tarafına bacı sultanların olduğu tarafa doğru yönelerek Hasan Sezai Hazretleri kızlar ruhu Resulullah ile aşina olmak isteyen var mı demiş. Bazı şeyler bedelsiz olmaz. Kızı seslenmiş. Var babacığım diye. Ve o an emaneti teslim etmiş kızı. Harem tarafında kız düşünce Hasan Sezai Hazretleri de yüzünü meydan tahtasına çarpmış. Safer Dal Efendi Hazretlerinden dinlemiştim. Ben o dişi gördüm. Tahtaya saplanmış çünkü. Hazreti yüzünü vurmasıyla dişi tahtaya saplanmış ve orada kalmış. Ben o dişi gördüm. Türbede duruyor idi dedi. Son akıbetini bilmem. Burada Fatıma bacı emaneti teslim etmiş. İstanbul'da Fatıma Sultan dirilmiş. Hadi canım sen de. Yine Safer Dal Efendi Hazretlerinin güzel bir sözü vardı. Sana yalan, bana gerçek. Bunlar imani meseleler değil. Yani dinin imanına balkonlar. İnanırsın, inanmaz. Bu bir kabuldür, bu bir neşedir. Böyle bir hadise olmuş. Onun üzerine bu nutku şerifi irad etmiş Hazreti Pir. Ten nur idiyle ot yakıp ahı şeririmden bir özge kebap eyledim ciğerimden diye. Ciğeri yanmış. Kızını onun da demek. Evet onun da hatta hatırlayacaksınız buna benzer bir menakıp Nasuhi dergahı piri Muhammed Nasuhi Hazretleri'nin de vardır. Onun da kızının feda edilmesi mevzudur ve der ki bundan sonra kızını defnederler bu sandukadan öteye bende hayat yoktur der. Ve ömrü billah ahir yani ömrünün sonuna kadar kızının sandukasını geçmemiştir. Tekkeden çıkmamıştır bir daha Üsküdar'dadır. Doğancılar'da türbesi, dergahı da orada. Orada da böyle bir hadise vardır mesela. Bunlar ehline ayan şeylerdir. Bu ilahimizin de hikayesi böyleydi. Evet. Hakikaten şimdi böyle anlatınca biraz etkilenince biraz havası değil mi? Konuşacak mecal bırakmadım ben de. Estağfurullah. O zaman biraz bu içine girmiş olduğum hali dağıtmak için Muzaffer Efendi'den bir ilahi sizden istirham etsem. Estağfurullah. Yine başımızla beraber. Can işte cananı olan, men arep sırrına irfanı bulurla başlayan. Peki bu da bendenizin bir bestesidir. Muzaffer Efendi Hazretleri'nin nutku şerifi üzerine. Bunu Fatih kardeşim seslendirsin, icra etsin. Öncesinde Seyitan bize bir bayati gösterirken ben de müsaadenizle nutku şerifini okumaya gayret edeyim. Zevkle sizi dinleyeceğiz. Estağfurullah. Evet buyursunlar.
can olur can içre cananı olan. Men aref sırrına irfanı bulur. Halkayı tevhidde izanı olan, katresin bahredip ummanı bulur. Mürşid-i Kamil'den aşk badesini içenler bulurlar dildadesini. Aşk alır aşıkın iradesini, irci-i emriyle Rahman'ı bulur. Bu fani alemin temeli aşktır. Aşıkın dü cihan emeli aşktır. Kulluğu, taati, ameli aşktır. Aşk ile yaşayan rıdvanı bulur. Doğudan bataya nereye varsan, milyonca aşık var arayıp soran. Tevhide susamış bu çağda insan, kalbinde gizlenen pinhanı bulur. Felekler devranda illallah diye, melekler seyranda illallah diye, yürekler fevranda illallah diye, her biri derdine dermanı bulur. Aşk yolu sarpçadır, kolay aşılmaz. Tariki vuslata tez ulaşılmaz. Bu gizli bir sırdır, pek anlaşılmaz. Aşık hakikiyi ihsanı bulur. Bu miskin aşkıye cihan dar gelir. Sarayı vahdete mihman dar gelir. Müşkile düşünce zimam dar gelir. Nureddin Cerrahi sultanı bulur. Allah'a sağlık. Hakikaten besteleyen... Bu sizin besteniz değil mi? Eyvallah, bendeniz. Evet. Her şeyden de. Bu da ilk icrası, onu da söyleyelim. Aa, öyle mi? Evet. Bu da bizim Ender'in sohbeti. Güzel kardeşlerimizle güzel bir, birlikte oldu. Hatıra oldu. Bizim için şeref oldu. Estağfurullah. Güzel oldu. Taze beste yani. Yani taze beste. Yeni mi beslediniz? Evet, evet. Hmm. Ne güzel, bizim için de büyük bir şans oldu. Bir güzel oldu. Hani eski ifadeyle meydan gördü diyelim. Eyvallah. Bu sayede. Ekran gördü. Ekran gördü. Şimdi burada hakikaten biraz sözleri de gayet, yani bunu söz üzerinden otur. Kitaplar yaz. Kitap yaz. İşte ne diyeceksin, ne anlatacaksan her şeyi söyle. Can içre canan, canın içinde cananı olan can olur. Yani ben, senin içinde canan yoksa sende can yok. Can yok. Can olsun istiyorsan canının içinde canan olacak. Yoksa boş evi kim ne yapsın? Evet. Yani neyleyim salınıp. Ha, neyleyim köşkü sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, sarayı içinde salınıp salınan yar olmayınca. Tabii. Burada salın, yani köşk, saray, beden sarayı, beden köşkü oluyor. İçinde ne salınan. Sür çıkar canan. Ayarı dilden ta tecelliyi de hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. İşte yani bu saray hane mamur olmuş, padişah saraya konmuş, evet, halidir. O işte padişah ocağı. Canan oluyor. Tamam. Men aref sırrını irfanı bulur. Evet. Men aref sırrına erişir diyor. Evet. Anlar, anlamış olur. Yani kendini bilmek değil mi? Evet. Hadisi kutsi. Men kim aref, ki kendi bildi, bu, nefsini aref, bildi, Rabbini bildi. İşte o. Evet, ona söylemiş oldu. Halkayı tevhidde izanı olan. Yani tevhid halkasında ölçüsünü, haddini, hududunu. Bilen, katresin bahredip, yani umman. Bir bardak su. Bu bir bardak su denize dökülürse artık bir bardak su mudur, deniz midir? Evet. İşte katresin bahredip ummanı bulur. Artık o ummandır. Evet. Ummana karıştı. Ummanın bir parçası oldu. Mürşid-i Kamil'den aşk badesini. Aşk badesini, evet, bir kamil mürşitten içmek gerekiyor. Bir kamil mürşidin elinden zateniz içmek gerekiyor. İçin kolay şeyler ama izah edelim. Hani sakı kimdir? Bade nedir? Mey nedir? Hani ilk manada içki manası değil. Bunlar remizlerdir. İşte meyhane dergahtır. Sakı,
şeyh efendidir. Onu içen derviştir. İçirdiği aşk şarabıdır. Bunlar remizler. Bu remizlerle anlatılıyor. Burada da Mürşid-i Kami'den aşk badesini, hani bade deyince aşk şarabın bildiğimiz üzümden yapılan şarap değil. Evet. Onu da ifade etmiş olalım. İçenler bulurlar bir evet. dadesini. Artık gönül verdiği kimseyi, sevgiliyi bulurlar. Aşk alır aşıkın iradesini. Bir kişi aşk eline düşünce artık onda irade kalır mı? Kalmaz. Zaten aşık ne demek? Teslim bayrağını çekmiş, çekmiş demek. İradesini teslim eden kimseye aşık diyoruz. Ona da bir hitap geliyor o zaman. Ne diyor? İrci ila rabbike. O zaman da Rahman'ı bulur işte. O zaman evet Rabbine döndüğünde. Ama bu ölmek manasında dönmek değil bu işte. Evet. Buradaki irci başka bir irci. Yani o ölmüş adama söylenen değil. Kendi içindekini öldürmüşe. Evet. Ölmeden ölmüşe. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciundaki rücu etmekten değil de. Eyvallah. Bu dünyadayken dünyanın arkasına dünya dönüp yönünü Rahman'a çeviren ne dediğini anlıyorum. Parantez açalım. Hazreti Mevlana Efendimiz'e atfedilen gel var ya. Evet. Tabii çok yakışıyor onun efendim düsturuna. Oradaki gel'i biz gel olarak çevirdik ama baza kelimesi. Baza gel demek değil aslında. Hani İngilizceden getirelim onu. Return. Dön. Dön gel demek. Baza dön. Peki gel nedir? Gel olduğun halde. Hayır. Dön gel. Yani şu an nesin? Ondan dön ve gel. Yani en çok yanlış anlaşılan sözlerden biridir Hazreti Pir Efendimizin. İşte putperest olsan da gel, kafir olsan da gel. Putperest olsan da gel, putuna beraber tapalım demiyor Hazreti Mevlana. Putperest olsan da gel, beraber kıralım o putu. Sonra bize benze diyor. Bu da onun bir evet. şubesi. Evet, sonra bunu aşkı anlattıktan sonra, aşk alır aşkın iradesini, sırada ne var? Aşk bu anlatacak. Fani alemin temeli aşktır. Aşkı anlatacak. Aşk neymiş? Bu fani alemin temeli. Temel ne demek? Her şey aşk üzerine inşa edilmiş demek. Evet. Aşkı çektin mi hep sistem çökecek. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliği ve sevilmekliği evet. murad ettim. Onu bir hadisi termihen, kutsi. Evet. Aşıkın dü cihan emeli aşktır. Evet. Aşık olan kimsenin de. Bu cihanda da, öteki cihanda da emeli, arzusu, maksadı, aşktır. Gayesi aşktır. Yani cennettir, cehennemdir falan demiyor. Bana aşk. Seni gerek seni. Kulluğu, taati, ameli aşktır. Evet. Yani yaptığı bütün kulluğunu da, ibadetlerini, her şeyini aşk ile yapar. Evet. Aşkın bizatihi kendisi onun kulluğudur. Yaptıklarını da aşk ile yapar. Burada bir müsaadenizle temas edeyim bir hususa. Ben sevgiyle. Size açmaya çalışıyorum, hatırlatmaya çalışıyorum. Bildiğimden değil de sizi evet, konuşturmak için söylüyorum. Ben de cesaret alıyorum sizden. De belki bir... Kaç cümle söylersiniz, aklınıza yine bir menkıbe gelir. Estağfurullah, estağfurullah. Sesinizi lütfedersiniz de biz de ihya oluruz diye. Şimdi böyle... kulluğu, taati, ameli aşktır diyor ya. Evet. Mükellefiyetler ve muhabbetler diye ikiye ayırırsak, sadece muhabbetle olmaz. Sadece mükellefiyet de kuru kalır. Onu aşkla yapmak meselesidir. Namazı kıldım. Ya aşkla kıldın mı? Severek kıldın mı yoksa aman ikindi kaçıyordu, ikindiyi kıldım. Bunda aşk var mı? Bunda muhabbet var mı? Bunda sevgi var mı? Yoksa namaz kılmak tamam özü itibariyle bir fiziki hareket ama yatıp kalkmaktan ibaret bir şey değil. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diye bir şarkı vardı bir aralar. Yaptığını aşk ile yapmak meselesidir. O zaman kulluk şuuru artar. Bilmiyorum boşuna mı girdim araya? Estağfurullah. Oldu mu? Evet. Oldu. Peki. Aşk ile yaşayan rıdvanı bulur. Cennete vasıl oldu. Sonra doğudan batıya nereye varsan. Şimdi burada da Muzaffer Efendi'nin hususiyeti giriyor sanki. Çünkü kendisi doğudan batıya efendim ilahi kelimetullah için efendim sefer etmiş. İnsanları İslam'a ısındırmış. Memleket bırakmamış Japonya'sının Amerika'sına. Evet. İnsanları İslam'a ısındırmış efendim. Din İslam'a dahil olmalarına vesile olmuş bir zat. Evet. Bilerek söylüyor. Rivayet etmiyor. Milyonca aşık var arayıp sorsan. Arayıp sorsan evet. Tevhide susamış bu çağda insan herhalde o kastediyor. Evet. Kalbinde gizlenen pinhanı bulur. Onların kalbinde gizli olan imanı bulmasına vesile olur. Onu söyleyiniz. Felekler devranda illallah diye. Melekler seyranda illallah diye. Yürekler
Bu da zikrin bir başka. Evet. Herhalde zikreden zikri görüyor her tarafta. Aşk yolu sapçadır, kolay açılmaz. Aşk bir kaledir. Kolay alınmaz diyor Türk'te de. Evet. O hakikaten öyle kolay kolay fethedilecek bir kale değildir aşk. Tariki vuslata tez ulaşılmaz. Sabırlı ol. Derviş dediğin sabredecek. Şimdi biraz evvel konuştuğumuz konu geliyor şimdiki evet. Mısra'da da. Bu gizli bir sırdır, pek anlaşılmaz. Aşık-ı hakiki ihsanı bulur. Gizli bir sır, yani ehline açık, ehline ayan şeyler. Bu miskin aşkıya cihan dar gelir. Tabi aşık olana cihan dar gelir. Saray-ı vahdede mihmandar gelir. Vahdet sarayına götürecek onu bir mihmandar, bir rehber, yol gösteren, bir ona ev sahipliği yapacak biri gelir. Sonra müşkülü düşünce zimemdar gelir. Zimemdar, zimem boş defterleri demek. Zimemdar da boş defterini tutan kişi demek. Yani müşkülü düşünce o boş defterlerini tutup alıp bir tanesi işte borçlarını ödüyor ve borçlun kalıyor. Yani Hızır, kul bunu almayınca Hızır yetişmez, borçlanmış. Yani bunu örnek olarak anlatıyor. Başımıza yani müşkülü düştüğümüz zaman Allah bize yardım eder diyor. Nurettin Cerrahi Sultan'ı bulur. İşte o zimamdar da odur diyor. Evet, onun zimamdarı kimmiş? Mihmandarı kimmiş? Evet, hepsi oymuş. Evet. Pirini orada da zikrediyor. Evet. O zaman bu şeyden sonra aşkinin bu güzel aşkla yazılmış, aşkla bestelenmiş, aşkla seslendirilmiş ve aşkla dinlenmiş. Ve aşkla şerh edilmiş. Değil mi? Onu da söyleyelim. Güzel Nutku Şerifinden sonra şimdi Gerdaniye İlahi var. Şimdi bu Gerdaniye İlahi sizden mi dinleyeceğiz? Bunu bendeniz okumaya gayret edeceğim ama şimdi programın dengesi açısından hani böyle bir normal bir ilahi okuduk, güftelerinde durduk, hikayeli gittik. Şimdi demin Muzaffer Efendi'nin Nutku Şerifini şerh ettiniz ama hikaye söylemedik. Bu hikayeli bir ilahi. Bunun hikayesini anlatalım, onunla dinleyelim. Evet, arkadaşlarımız da siz hikaye anlatırken onlara bir şey var. İmam Abdülahad en-Nuri Hazretleri'nin... Dur, onu söyleme. Sürprizi kaçırma. Evet. Mezar taşı mı? Evet. Onu sonra, şimdi önce Ayasofya'dan nasıl bahsedeceğiz. Çok kimse, yani okuyan... Olsun. Şey, peki. Olsun. Şimdi efendim, Abdülahad Nuri Hazretleri Ayasofya'da imam. Cuma günü hutbedeyken manevi olarak kendisine kutbiyet veriliyor. Saferdal Efendi Hazretleri derdi ki o başkalarının bahsettiği gibi canı sıkılmış da tacının tepesine düğme dikmiş efendim pir olmuş değildir. Böyle olmaz. Hep kaynaklarda yazar ki bu veya dilden dile gelen nakil şudur ki kutbiyete ermiş zat kendisine melaikeyi hangi suret gelen melaikeyi hangi surette gördüyse kıyafeti o olur. Tacını, hırkasını ondan alır. İşte bu eserin güftesi. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydane. Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydane. Saladır ehli irfane. Getirsin canı kurbane. Bugün bağışını canane veren gelsin bu meydane. Kamunun halikı birdir. Neden bazısı kafirdir? Bu ne sır? Bu ne hikmettir? Bilen gelsin bu meydane. Gönül maksudunu buldu. Cihan envar ile doldu. Bugün Nuri imam oldu, uyan gelsin bu meydana. İlahi'nin sözlerini hiç anlamamış olsam, sadece şu okuyuşu dinlesem, beni bu adam çağırıyor derim. Peşine takıldı böyle yanık sesle. Yani bunu okuyan bir adam görsem peşine takılır giderim. Çok güzel beste sanki oturmuş gibi geldi. O zaman rahmetle analım. Çok sevgili ağabeyimiz Ahmet Muhtar Gölge'nin bestesidir bu. Onu da yakın zamanda rahmeti rahmana uğurladık. Efendim çok önemli bir musikişnası, tekke musikisi adına çok önemli bir büyüğümüzdü.
Allah gani gani rahmet eylesin. Bilmiyorum. O da bu eserde ondan bize kalan hatıralardan. Siz de hisseden, yani ben başka bir şey havası vardı. Başka bir. Eyvallah. Güftesi. Şimdi Nutku Şerif okuyunca ilahiye girmek icap etti. Hazreti Pir o kutbiyet kendine verildiğinde hutbede, hutbe irade ediyor. O mesele vuku bulunca bu Nutku Şerif'i okuyor. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Okuyor, okuyor, okuyor. En sonunda matla beytine gelecek. Gönül maksudun buldu, cihan envar ile doldu. Bugün nuri imam oldu deyince Ayasofya'nın kandilleri hep birden uyanıvermiş. Uyan gelsin bu meydana. Böyle bir kerameti var. Şimdi bir de sürprizi kaçırmayalım dedik. Hadi onu da ilahinin sonrası ama bir mezar taşı meselesi var ya. Evet. Arkadaşlar mezar taşı eğer varsa gösterebilir miyiz? O mezar taşında bir şey yazıyor. Şimdi benim önümde olmadığı için siz okursunuz, eksik bir şey söylemeyeyim ama ilk önce hikayeyi anlatalım. Efendim İstanbul'da çok şiddetli bir hastalık zuhur etmiş, kolera salgını. Abdülahad Nuri Hazretleri zamanında padişah kapısından, affedersiniz, padişah üzüntüsünden kapıyı demirletmiş. Günde bir vakitte 300 cenaze çıkıyor. Aynı sanki bizim bu şeyde yaşadığımız gibi. Pandemide yaşadığımız gibi. Çokça zayiat var. Salgın hastalık. Hazret Eyüp'te dergahı İstanbul'dan çıkmış, yani sur dışına çıkmış. O sırada kolera mikrobu tecessüm etmiş. Cisimlenmiş. Ona görünmüş. İstanbul'da vazifemi bitirdim, Eyüp'e gidiyorum demiş. Hazret de demiş ki Eyüp'ten kimseyi vermem. Eyüp'e dokunma. Vazifeliyim demiş. Yok, kimseyi alma Eyüp'ten. Balıklarını alırım o zaman demiş. Hazret'in tekkesinin bahçesinde bir süs havuzu ve balıkları var. Çok seviyor, onlarla meşgul oluyor. Balıklarını alırım o zaman demiş. Tamam, balıkları al, Eyüp'ten kimseye dokunma. Hazret tekkeye vardığında bir bakmış ki balıkların hepsi suda ters dönmüş. Onun üzerine hani ya hadi canım sen de uydurma, böyle hikaye mi olur? İşte o balıkların mezar taşı bu. Kitabesi daha doğrusu. Mezarının kitabesi. Ne yazıyor hocam? İmam Abdülehad Nuri. En-Nuri Hazretlerinin feda buyurdukları. Feda buyurdukları balıkların mezarıdır. Feda buyurdukları balıkların mezarıdır. Evet. Hadi ben uyurdum. Adam mezar taşı yaptırmış o zaman. Yani usta. Bu mezar taşı yapmış balıklar için. Hepimize çok, bedel gitti diye. Balıklarını çok seviyormuş. Yani adam derken mezarcıyı kastettim ha. Onlardan hala adam olmaz ama onlara da öyle hitap edilmez. Dolayısıyla hani bazen böyle menakıpleri uydurma falan zannederler. Değildir efendim, işte delili. Ha diyeceksin ki birisi uydurmuş, o da delilini koymuş ortaya diyeceksin. Bunun sonu yok, baş edemeyiz. Evet. Ama böyle bir hadise var. Hani Abdülahad Nuri Hazretleri'nin ilahisinden mülhem, onunla ilgili böyle bir hatıradır. Onu da anlatayım dedim. Hatta bu hikayenin sosyolojik bir tarafı da vardır. İşte bu kadar salgın, vefatlar, işte padişahın üzüntüsünden kapıyı demirletmesi vesaire. Bakmışlar ki gayrimüslim tabadan ölen yok fazlaca. Yani ağırlıklı Müslüman teba bu hastalıktan gidiyor. Neden olabilir? Araştırmışlar, bakmışlar gayrimüslimler çay içiyor, biz kahve içiyoruz. Kerameti çayda bulmuşlar. Padişahın emriyle kazan kazan meydanlarda çayı humayunlar dağıtılmış. Ve ondan sonra sosyolojik tarafı, İstanbul'da çayhaneler ondan sonra yayılmıştır. Keramet çayda değil. Kahve bir taşım kaynatırsın, bilemedin iki taşım, hemen servis edersin. Kolera sudan bulaşıyor. Çay dediğin zaman o saatlerce kaynıyor su. Mikrobu kırılıyor. Çayda değil aslında keramet, suyun kaynamasında ama işte bizde de o sosyolojik olarak sonra çayhanelerin yayılmasına, efendim o canım kahvenin ikinci plana düşmesine vesile olmuş. Ben yine kahve taraftarı olduğumu bu vesileyle belirtmiş olayım. Evet. Yani temiz sudan kahve olsun içelim diyorsunuz. Her şekilde. Şimdi daha önceden bu da hakikaten semadan sırrı tevhid duyan gelsin meydanı. Şimdi menkıbesini ve hikayesini, sebebi vürudunu, evet, vürudunu diyoruz. Yani söylenme gerekçesi olan hikayeyi bilmezsek
bu şiir anlaşılabilir tabii ki ama o... Manası artar, derinliği, evet, derinliği artar, tesiri artar. Ayasofya Camii'nde hutbe okurken herhalde hutbe okuduğuna göre cuma olmalı. Bak mezar taşında da imam yazıyordu. İmam. Oradan başka bir anlamı oluyor tabii o zamanlar. Eyvallah. Yine burada deruhun içe bugün Allah diyen, deruhun içe yani kalbinden Allah diyen gelsin içinden. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Can özünden besmeleyi çekmekten bahsediyorum. Eyvallah. Can özü dediği türkü. Bak türküde de var yani. Türkü ile ayrısı gayrısı yok. Biz ayırıyoruz tasnif için. Yoksa hepsi aynı şey. Türkülerde, yani, türkülerde milletin nutku şerifi. Tabii bunlar da yani Allah'ın kamil kullarının nutku şerifleri. Yani şerif olmak bir bakımdan aralarında... Atasözlerimiz de öyle değil mi? Evet, evet. Onlarda da ayet ve hadis eserleri görmek mümkün. Yine bak yine sırrı settara geldik. Hı. Settar örten demek, sırrı beraber kullanıyormak var işte. Evet. Yani sırrı rahmane demiyor. Bugün sırdan gittik. Evet. Bugün sırdan gittik. Cihanda şişeyi ağrı, siyan gelsin bu yana. Ar şişesini kıran... Taşa çalan bu meydana gelsin. Var mı böyle bir baba yiğit? Gözünü kes, yani gerektiğinde kınanmaktan korkmayan. Birisi var mı aranızda? Orada ağır kelimesi hani arsız. Hı hı. Hani bizim yüklediğimiz bir müspet bir menfi mana var. Oradaki ar o değil, oradaki ego. Evet. Yani benliği diyorsun. Benliği kırmak oradaki ego. Ağrı siyan gelsin bu meydana. Yoksa arsız olmak değil yani. Ya bu utanmasını evet. Derken tabii böyle rezil olanları kastetmedi. Çok açık. Eyvallah. Saladır. Mesela burası çok şey. Saladır ehli irfan. Ya Allah'ım ya. Burası bambaşka bir şey. Getirsin canı kurban. Hadi buyur. Bir İsmail olma durumu daha. Evet. Şimdi ben İsmail olduğum için hep bunlar hemen dikkatimi çekiyor. Bugün başını meydane koyan gelsin bu meydane. Bugün başını canane veren gelsin bu meydane. Hep bir candan geçme evet. Meselesi var yani. Geçip bu A bile girden yani bu bedenden geçeceksin. A bile gir, çamur demek. İnsan A bile su ile topraktan yaratıldı ya kil toprak. Onu söylüyor. Dahi cümle heyakilden yani bütün cisimlerden, bedenlerden. Heykel dediği şey de şunlar bedenler işte. Cisim. Cisimler. Bir de bunun güzellikleri olduğunu düşünüyorsun ama güzel, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar gibi düşünebilirsiniz. Hepsinden. Bu dünyanın akşını dilden, bugün dünyanın süsünü, zevkini, nakşı bırak nakkaşa gel. Nakkaşını, gönlünden yüyen, yani gönlündeki dünya nakşını silen. Yani dünyaya olan meyli yıkayanlar, silenler, temizleyenler gelsinler. Nasıl bir meydanmış burası? Aman Allah'ım. Gönül maksudunu buldu. Evet. Gönül ne istiyorsa, neye varmak istiyorsa oraya vardı. Cihan envariye doldu. Aydınlandı. Nurlandı cihan. Her istediği oldu çünkü. İstediği, arzu ettiği makama erdi. Bugün nuri imam oldu. Dışarıdakiler, zahirdekiler sanıyor ki Ayasofya Camii'nin imam oldu. Halbuki başka bir imametten bahsediyor. Oradaki bugün imam oldu. İşte. Kutbül Evliya oluyor orada. Evliyaların imamı oluyor. Uyan gelsin bu meydana. Artık Abdülahad Nuri'ye uyan bu meydana gelsin. Bir de fakir ezberimden okumuştum. Orada yok galiba. Kamunun haliki birdir. Neden bazısı kafirdir? Bu ne sır, bu ne hikmettir? Bilen gelsin bu meydana. Şimdi son ilahimize geldik. Eyvallah. Bu ilahiyi isterseniz ilahi okuyarak yine veda edelim. Eyvallah. O zaman okumadan önce de ilahi üzerine konuşalım. Eyvallah. Nasıl uygun görürseniz. Yani az önce ilahi okuduk, sonra siz okudunuz, sonra söylediniz, sonra konuştuk. Şimdi eyvallah. Konuşalım, sonra siz okuyun, sonra arkadaşlarla beraber veda edelim. Peki efendim. Eğer nasıl size tensip buyurursanız. Estağfurullah. Tabiiz efendim. Bakın sizden görüyorsunuz, nasıl öğreniyorum. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Konuşma şeklim değişmeye başladı. Siz öğreniyor musunuz? Onlar bilerek geldiler. Bilerek geldiler. Tabii benim daha çok sizin yanınızda durmaya ihtiyacım var. Estağfurullah. Tabii burada bu mahal olduğum bahçesinde hurmaya benim bayıldığım ilahilerden biri çok seviyorum. Burada bir kendimizce bir incelik yapmaya çalıştık. Repertuarı yaparken hem hikayeyi. Bir mescitten, kutsal bir mescitten başladık. Başlamıştık. Kudüs'ten. Kudüs'ten başladık. Ravza'dan
devam edelim istedik. Hani hangisi daha önce gelir falana bakmadık ama iki mescit arasında, hem de ikisi de Hicaz makamındaydı. Bu da Hicaz olacak. İki Hicaz tabii, makamı eserle başladık ve bitireceğiz. Hem de iki tane. Miraç Mekke'de evet, gerçekleşmişti. Dolayısıyla Kudüs önce görmüş peygamberini. Sonra Medine'ye gitti. Bilerek mi yaptınız bilmiyorum ama oradan da denk düşmüş. Eyvallah. Önce oraya gidip sonra buraya gelmesi. Ve en sona olması ne demek? Sona kadar onu mühürlemek demek. Onunla kapamak demek. O da Hatemül Enbiya zaten. O da zaten Hatemül Enbiya ve peygamberimizin de mühürlendiği yerde Medine olmuş. Dolayısıyla bu ilahiyi, bu nutku şerifi programımızın, repertuarınızın son ilahisi olarak almanızda hemen benim biraz düşününce fark ettiğim üzere birçok hikmet var. Bir de malum haliniz şöyle bir şey vardır bizim hadis-i şeriften mülhem. Toplumumuzda Ramazan-ı Şerif'te umre yapmak gibi bir güzellik tabii, vardır. Çünkü Efendimiz tavsiye buyurmuşlardır, methetmişlerdir Ramazan umresini. Dolayısıyla umre demek sadece Kabe'yi tavaf etmek, efendim sa'y etmek değil. Bunun mütemmim cüzü olarak Efendimiz'i ziyaret etmek de vardır. Huzuru Resulullah'a yüz sürmek de vardır. Hatta eskiler bu tür ziyaretlerde haç gibi zorunluluk haricindeki, hani belli bir takvimde belli bir yerde olma zorunluluğu olmayan, yani umre ziyaretlerinde eskiler evvelce Medine'ye giderlermiş Mekke'den önce. Çünkü her şey onun yüzü soyu hürmetine yaratıldığından önce Efendimiz'e giderlermiş, Efendimiz'i ziyaret ederlermiş, Ravza-i Pâk'e yüz sürerlermiş, ondan sonra Beytullah'a geçerlermiş. Öyle de bir incelik varmış. Bizim de bu esere yer verme sahiplerimizden biri de hani Ramazan umrelerine de bir atıfta bulunmuş olalım. Evet, yani burada mail oldum bahçe. Bu tabii Yunus bildiğimiz Yunus Emre'den daha çok Aşık Yunus. Yunus tarzı bir Yunus mesleğinin mensuplarından. Mesleğinden. O zaman şöyle hızlıca baktığım zaman hepsini bir tada dedin ya. Mail oldum takatim, peygamberimizin biliyorsunuz hurma bahçeleri var ve peygamber yetiştirdiği acıve hurması var. Muhtemelen takatim kalmadı asla durmaya. Olmediğine ravzasını görmek. Bu hemen görmek için aşıklar ve hemen aklımıza Veysel Karahane'yi getiriyor. O peygamberi görmek için evinden yolundan çıkıp takati kalmayıp artık dayanamayacak duruma gelip gitmediğince benim aklıma gelen ilk kişi o oluyor. Hak nasip eylese biz de varalım. O çöllerin safasını görelim. Oysa çöller cefasıyla meşhurdur. Tehlikelidir. Hem çöl hayvanlarının saldırısına uğramak, hem çölde fırtınlara uğramak, hem de çöl kavimlerinin, eşkıyaların saldırısına uğramak bakımından tehlikelerle doludur. Ama bir sevgiliye ulaşmak uğruna o tehlikeleri göze almanın zevkini ve safasını söylüyor, evet, olmalı. Ravzasının eşiğine yüzler sürelim. Burada tabii sürmeyince ama yarabbi canıma. O Hazreti Peygamber'in ravzasının işte eşiğine yüzlerimizi sürmeden, oraları görmeden bizim canımızı alma diye dua ediyor. Hak nasip eylese binsem mahfeye. Mahfe dediği hac yolculuğu için hazırlanmış. Artık o dönemin develerin, evet, develerin üzerindeki mahfel devesi. Evet, dolaplar, yani küçük odacıklar. Dolana dolana çıksam Safa'ya, işte Safa ile Merve'de buradan. Evet. Hem burada orayı var, hem de Safa'ya ya mutluluğa neşeye erişsem, evet, anlamına gelecek şekilde. Temizliğe duruyor, ermek de var. Ama burada peşinden hemen vakfe dediği için bu Safa ile Merve'yi de akla getiriyor. Hep hacılar ile dursam vakfeyi. Buradaki Arafat'ta vakfe durmayı söylüyor. Yani demek aslında biraz evvel arz ettiğim şey var. Bak önce Medine'ye gitti. Evet, oradan hacca gitti. Oradan hacca gitti yani bak. Evet, aşık olan bu fani neylesin? Salatü selamla gökler inlesin. Medine'ye varıp mesken eylesin. Varmayınca belki de bu sizin bu uyarınıza düşündükten sonra bu dörtlük belki biraz daha yukarıda olmalı. Eyvallah. Bir akla geliyor. Takdim tehir olmuş, evet, olabilir. Olabilir, bilmiyorum. Aşık olduk sıfatına zatına. Mevlam bindirse de aşkın atına. Sağ yanımda altın oluk altına. Girmeyince alma yarab canım. Altın oluk işte mizap, Kabe'nin damından su, yağmur sularının aktığı. Burada işte bir takdim tehir oldu, şimdi ortaya çıktı. Evet. Bir Medine, bir Mekke oldu. Evet, bir Medine, bir Mekke oldu. Sonra derviş Yunus söyler bu sözü candan. Bizim işte Yunus Emre'miz, yani bu Yunus besleğinden dediğiniz.
Ya Rabbi ayırma dinden imandan, amin. Okusam Ravza'da sure Kur'an'dan, ermeyince alma Ya Rab canım. Amin. Allah ne diyelim biz de bu... Gidemeyenlere en kısa zamanda helal mahalle, gidenlere tekrar. Evet, ne edelim? Evet, bu ile güzel ilahiyle programımızı kapatalım. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben programı kapatmadan önce... Davete layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Hem de kardeşlerim ve refakatlerimden dolayı isimlerini zikretmek isterim. Lütfen. İşte Fatih İnce solist, Sinan Barış Çevik bendir, Seyit Han Güzel, Keman. Ve Ahmet Rahman Yılmaz Kanun ve Enes Ergür. Buyurun.